Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi DGS'de KP sistemi ailesi çıkabilecek geometri soruları. Şimdi arkadaşlar sorularımızı görüyorsunuz. Böyle özenle seçtiğim sorular arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bunları çok detaylı bir şekilde çözeceğim sizlere. Ve bunların arkadaşlar çıkabileceğini düşünüyorum. O yüzden sorulara da lütfen dikkat edin. Aynı zamanda soru tahminidir. Şimdi arkadaşlar özellikle şundan da bahsetmek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız soruyor. Biliyorsunuz biz şu anda 150 soruda DGS KPSS full tekrar kampını yapıyoruz. Online eğitim sistemde yapıyoruz arkadaşlar. Youtube'da değil. E, kamp bu. Hala katılabilirsiniz. Çünkü dersler kaydoluyor arkadaşlar. Sistemi göstereceğim. Mesela bu kampa katılan bir arkadaşınızın öğrenci sayfası. Bakın e, bu akşam mesela saat 19'da dersimiz var. Burada canlı yayına gir butonu açılıyor. Yayına oradan giriyor. Mesela kaçırdığınız dersler nerede? Bakın video derslerdi. Örnek veriyorum ilk gün yaptığımız 5 cebir dersi burada. Normalde arkadaşlar biz bu programda cebire tamam mı 40 soru ayırmıştık. Bakın burada programda 40 vardı. 165 tane soru çözdük. 25 tane fazladan çözdük. Ve aynı zamanda ben ee, şunu da göstereyim size. Burada arkadaşlar yani bir ders ekstra yaptım. Yani biz 6 ders yaptık. Bir günde 6 ders yaptık arkadaşlar. Derslerin bakın saatleri yazıyor. Ve aynı zamanda bu kampa katılanlara da biz Bakın 3 tane de dev kamp hediye ettik. Birincisi bu, ikincisi bu, üçüncüsü bu. DGS, KPS, ALES'in en ilginç sorularının geldiği yer. Bunları da hediye ettik arkadaşlar. Yani bayağı bir şey yapıyoruz. Devam edeceğiz. Şimdi sırada problemler var. İşte problemlerden sonra da ne var arkadaşlar? Termsusun, kombinasyon kombinasyonu, sayısal mantık, geometri. Bu kapta geometri de var. Kampımıza arkadaşlar EFT yoluyla katılabiliyorsunuz. Ya da kredi kartıyla katılabiliyorsunuz. EFT için WhatsApp'a bu numarayı yazmanız lazım. Kredi kartıyla... Da buradan satın ala basıyorsunuz. Ders kayıtlarını e, 3 ay 4 ay boyunca arkadaşlar istediğiniz kadar izleyebilirsiniz. Tamam mı? Bu kamp devam ediyor. Bu kampı kaçırmayın. ÖSYM üzerinden gittiğimiz bir kamp arkadaşlar. Youtube'da bunu yapma şansımız yok. Youtube'da imkansız yani. Anladınız mı? Yapamazsınız. Böyle bir kamp. Bunu kaçırmayın. Ben sözü çok uzatmıyorum. Hadi sorulara başlayalım. Nerede sorularımız? Nerede? Efsaneler burada. Hadi bakalım. Benden önce uğraşın. Sonra Arkadaşlar üçgenle ilgili güzel bir soru. Şimdi sorumuza şöyle dikkatli bir şekilde bakalım. Bize neler söylüyor? ABC dik üçgen. Tamam. AD diktir BC. O da tamam. BE diktir AC. O da tamam. DC2 o da tamam. BD8 o da tamam. AE eşittir DE o da tamam. EC kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar Muhteşem üçlüyü ben size bir kere göstermek istiyorum. Şöyle dikkat edin. Bir üçgen dik üçgende 90 dereceden şöyle hipotenüse bir çizgi çektiniz ve bunlar bir eşitse burada muhteşem üçlü var. Yani muhteşem üçlü nedir arkadaşlar? Şu çektiğiniz çizgi de ona eşit. Şimdi bakın burası 90 ise o zaman şurası ne? 90. 90'ın karşısı olan şu hipotenüse şu üçgene şöyle dikkatli bir şekilde bakın. Çekmişsiniz şunlar bir eşit. O zaman burası da ne olacak? Eşit olacak. Burada bir muhteşem üçlü oluştu mu? Oluştu arkadaşlar dikkat edin. Burası da dik bu arada. Şimdi ikiz kenar bir üçgen var. Şunu her zaman söylüyoruz. İkiz kenar bir üçgen gördüğünüz zaman tepeden tabana şöyle bir dik çekin. Çektim. Tabanı iki eşit parçaya bölün. Burası bire bir. Şimdi arkadaşlar şurada bir öklit var. Öklit'i daha rahat görün diye ben özellikle çizeceğim. E şöyle 90 var. Şurası 1 oldu. E şurası ne oldu? 9 oldu. Şurası da H. Şimdi şu haşı bulmanızı isteyeceğim arkadaşlar. Ya da haşı da hiç bulmaya gerek yok. Direkt Şurayı bulalım. Neden AC'yi e soruyor bana? AC'yi e de X diyelim. Yani bize direkt X'i sormuş olsun. Öklid'in kuralı neydi arkadaşlar? 1 çarpı tamamı 1 çarpı tamamı da ne arkadaşlar? Tamamı 10 eşittir. X kare 10 eşittir. X kare olduğu için X ne olur? Kök 10 olacaktır arkadaşlar. O zaman burası ne olur? Kök 10 olur. AC e kaç birimdir? Evet. AC e kök 10 oluyor arkadaşlar. Olayımız bu. Burada da göstereyim istiyorsanız. Şurada dikten dikiniyor arkadaşlar. Tamam mı? e, 1 çarpı tamam yapıyorum. O da x kare eşit. Odan 1 kere da 10 yapıyor. x buradan ne geldi? Kök 10 gelmiş oldu. Bir de şekil üzerinde de göstermiş olalım. Arkadaşlar şimdi sorumuza şöyle dikkatli bir şekilde bakalım. Hem dikdörtgeni hem de benzerliği hem de alanı bir tekrar etmiş olalım. Şimdi diyor ki ABCD dikdörtgen BME doğrusal FA eşittir AB CD eşittir 6 verilmiş mi? Evet. HK4 o da verilmiş. BC16 o da verilmiş. Yukarıda verilenlere göre turuncu renkli bölgelerin alanları toplamının mor renkli bölgenin alanına oranı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bu sorularda benzerliği bizim çok iyi kullanmamız gerekiyor. O yüzden burası 6 ise o zaman şu karşımızda ne oluyor? 6 oluyor. Aynı şekilde arkadaşlar burası da ne oluyor? 6 oluyor. Tamam. Şimdi şu şurada dikkat edin. Bakın şunla şu arasında biz kelebek benzerliğini uygulayabiliriz. Benzerlik oranını bana söyleyin. Benzerlik oranı ne? 4 bölü 16. 4 bölü 16 ne arkadaşlar? 1 bölü 4. O zaman benzerlik oranı 1 bölü 4. Peki neydi? Benzerlik oranının karesi eşittir alanlar oranı. 1 bölü 4'ün karesini alın arkadaşlar. O zaman 1 bölü 16. Alanlar oranı 1 bölü 16 olacak. O zaman burası A ise burası ne olacak? 16 A olacak. Peki arkadaşlar biz burada başka nasıl bir yorum yapabiliriz? Şöyle dikkatli bir şekilde bakıyorum ben de sizin gibi. Ee, bir kelebek daha görüyorum ben. Bakın şöyle bir şu kelebek fakat kelebeğin bir yerini tam bilmiyorum. Dolayısıyla oradan böyle tam da gidemem gibi hissettim. Ama yeni bir şey buldum. Çok dikkat edin. Şurası 6. Şurası da 6 ya arkadaşlar. Dolayısıyla şurada ben bir e, eşlik yapabilirim. Yani orası 6, orası 6. Zaman burası tam orta nokta. Burasıyla, burası birbirine ne olacak? Eşit olacak. Çünkü neden? Buralar 6 6 olduğu için. O kelebeğimi hissedebilin diye ben size tekrar gösteriyorum. Bakın tam şu kelebek. Hissettiniz mi? Peki burada ne olur arkadaşlar? Eşitlikten dolayı. 16'ı 2'ye bölün. 8. O zaman burası ne olur? 4 olur. Peki başka ne biliyorum? 1'e 4 doğran değil mi? Yani burası eğer 1 yuvarlaksa burası kaç yuvarlak? 1, 2, 3, 4 yuvarlak oluyor. Şimdi bunları yapıyorum arkadaşlar. Bazen fazladan da söylemiş olabilirim. Ama burada amacımız size soruyu çözdürmek. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Çok dikkat edin bana. Şöyle bir şey yapacağım. Şimdi burada benzerlik değil de e, yükseklikleri aynı olan üçgenlerin alanları oranı e, yüksekliğin indiği tabanlar oranı eşit. Yani şurası 4, şurası 1 ya. 4'e 16 geldiyse 1'e de ne gelir? 4A gelir arkadaşlar. Yani şurası 4A'lık bir alan olacak. Şu karalım yer 4A olacak. Sonra şuna dikkat edin. Şurası 5A oldu ya hani. Çok dikkatli bir şekilde bakın arkadaşlar. Şurası 5A oldu ya hani. 4'e 5A geldi. O zaman şu 4'e de arkadaşlar 5A gelecek Orayı da buldum. Son turuncu yere, yer kaldı. Orayı nasıl söyleyebilirim? Bir dakika benzerliği tam göremedim. Şu anda gördüm. Şurada 4. Bura 16 arkadaşlar. Benzerlik ne? 4 bölü 16. Sadeleştirin 1 bölü 4. Benzerlik oranı 1 bölü 4 arkadaşlar. Peki benzerlik oranı 1 bölü 4 ise alanlar oranı ne? 1 bölü 16 olacak. Yani şu alanın şu alanı oranı, e, tamamının oranı 1 bölü 16 olacak. O zaman şöyle yapalım. Şu alana ben B diyeyim. B bölü e, 16, 4 daha 20 5 daha 25A. Bakın çok dikkat edin. 16, 4 daha, 20, 5 daha 25 daha 25A. Bir de burada B var. B artı 25A. Bu da ne eşit arkadaşlar? 1 bölü 16 eşit olacak. İşler sizler yapın. 16B eşittir. B artı 25A Atın bu tarafa. 15B eşittir 25A. 5'e bölün. 3B eşittir 5A. O zaman B'ye ne diyeceğiz? 5K. A'ya ne diyeceğiz? 3K. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradan A artı B'yi bulabilirim. Turuncu renkli bölgelerin alanları toplamı A artı B'ydi. 5K ile 3K'yı topladığım zaman ne yaptı? 8K yaptı. Mor bölgenin alanı 16 aydı Mor bölge o zaman 16 A'da 3K'ydı. 16 kere 3'ten ne yapar? 48K yapar. 8 bölü 48 yaparsanız arkadaşlar. Hani bana ne diyor? Turuncunun mora oranı diyor. O zaman 8 bölü 48 yaparsanız o da 1 bölü 6 yapacaktır. O zaman cevabımız Ceyhan 1 bölü 6 olacak. Arkadaşlar bakın bu sorunun başka çözümleri de var. Bir sürü inanın ki 3-4 tane daha çözüm vardır. Benim aklıma şu anda bu geldi. Ben buradan yaptım. Hem benzerliği hem alan ilişkisini size gösterdim. Ama tüm samimiyetimle söylüyorum. Bunun kesinlikle başka yerden de çözümleri var. Oralardan da yapabilirsiniz. Başka kelebekler de kullanabilirsiniz. Ben mesela şu anda o kelebeklerden bir tanesini görüyorum ama yani e, çok fark eder mi diye düşünüyorum. Hatta dinleyecekseniz de şöyle bir tanesini göstereyim size. Belki daha kolay bir çözüm olabilir arkadaşlar. Çünkü geometri e, biraz görmek önemli. Bir yuvarlığa A gelirse 4 yuvarlığa gelir? 4A. Bir 4'e 5A geliyorsa 8'e ne gelir? A. Bir, dörde 4'e 5A gelir? e, gelirse 8'e 10A gelir. Sonra arkadaşlar bakın şuradaki kelebeği de kullanabilirdik aynı şekilde. Ee, 1'e 3 oran var. Toplayın 15A. Bakın toplayın şurayı 15A yapıyor. 1'e 3 olduğu için e, yine 1'e 3'ün karesini alacaksınız. Tabii 1'e 9 olacak. Oradan da gidebilirdiniz ama e, yani dediğim gibi işte 4'e 12'den 1 bölü 3 yapıyor. 1 e 3'ün karesine 1 bölü 9. Aynı şekilde tekrar hesaplarsınız. Yine K'lara geleceksiniz. Yani nereden bakarsanız bakın bu soru hemen hemen aynı yere sizi götürecek. Ama dediğim gibi çok daha basit, çok daha kısa bir çözüm olabilir. Ama şu soru sadece size konu özeti. Yani bir özel ders gibi oldu. Bu sorunun çözümünü lütfen bir yere yazın. O dediğim çözümden de yapın. Bunları çizerek kendiniz yaparsanız gelişirsiniz. Yoksa böyle dinleyerek çok kolay öğrenilemez arkadaşlar. Yazın, çizin, kendiniz de yapın. Arkadaşlar şimdi bu sorumuzda şuna dikkat edelim. K, A ve T noktaları doğru saldır diyor. A merkezi çember. Tamam şu çemberimiz. BC çaplı yarım çembere. Tamam. K noktasında bu çemberin kirişi olan D'ye doğru parçasına T noktasında T ettir. K, A ve T noktaları doğrusaldır. A merkezi çemberin çapı BC çaplı yarım çemberin yarı çapının 2 bölü 5'i kadardır. Şimdi arkadaşlar bu çemberin çapı bunun yarı çapının 2 bölü 5'i kadardır diyor. O zaman bunun yarı çapına 5R diyelim. Burası 5R olsun. 5R'nin 2 bölü 5'ini alalım. Ne yaptı arkadaşlar? 2R yaptı. O zaman şu çemberimizin çapı 2R. Yarı çapı ne? R. Burada diyor ki K, A ve T noktaları doğrusal. Şimdi arkadaşlar iki çember gördüğümüz zaman merkezlerini ne yapacağız? Birleştireceğiz. Şöyle birleştirdiğiniz zaman tamam mı? Şurada T noktasında şu küçük çember şu kirişe dikti değil mi? Tamam. Peki doğrusal oldukları için şurada da bir diktikten söz edebiliriz. edebiliriz. Peki merkezden kirişe çekilen dik kirişe iki eşit parçaya böler mi? Böler. Peki bu küçük çemberin çapı 2R ise yarı çapı ne? R. R. Büyük çemberin yarı çapı 5R idi yani. O zaman buraya ne kaldı? 3R. Arkadaşlar şöyle bir köşe vuruşu yaparız. Şurası olur 5R. 3R. Bir şey R. E, 5R. O zaman burası ne olacak? 4R. O zaman burası ne olacak? 4R. BC. BC ne arkadaşlar? 10R. Eksi. ED. ED ne? 8R. O da neye eşit işte arkadaşlar? 8'e. 2R. 8 ise R ne gelir? 4 gelir. Bana şimdiki küçük çem çemberin çerisi kaçtır? 2 çarpı pi çarpı R. R neydi? 4. 2 çarpı pi çarpı 4'ten ne gelir arkadaşlar? 8 pi gelecektir. O zaman cevabımız Edirne 8 pi olmak zorunda. Arkadaşlar güzel bir çember sorusu. Şimdi sorumuza dikkat edelim. FA 9 birim. Yani şurası 9. EC 16. Arkadaşlar EC 16. Tamam. Şurası komple 16. Bir kalsın. Ee, MNX tamam. ANY. Şekilde D merkezi yarım çember. D merkezi yarım çemberi gördünüz arkadaşlar. Burası merkez olduğu için o zaman burası 8'e 8 olur. B merkezi çeyrek çemberdi. Tamam. B merkezi çeyrek çemberi de gördük. ABC dikdörtgeni. Tamam. Onu da gördük. N ve M noktasında kesiyor. Tamam. Kesim noktaları da belli. Burası 8'si arkadaşlar. Dikdörtgen olunan da burası da 8. Burası yarı çap olduğu için 17. O zaman aynı şekilde burası da 17 olacak. Şimdi arkadaşlar burası yarı çap 17. Kimin yarı çapı? B merkezli çeyrek çemberin yarı çapı. Peki şöyle bir şey yapabilir miyiz o zaman? Bakın bu sorularda köşe vuruşu çok önemli. Pisagor çok önemli. Nerede bir pisagor oluşturabiliriz? Ee, dolayısıyla çemberin merkezine çemberin çevresine çekeceksiniz arkadaşlar. Bakın ben şöyle bir çekim yaptığım zaman dikdörtgenden dolayı şurası da 90'dı. 17 ise o zaman burası ne olur? 17. O zaman şu gördüğünüz kısım şu gördüğünüz kısım ne olacak arkadaşlar? 15 olacak. Neden? Çünkü 8, 15, 17 üçgeni var. Yani x artı y neye eşit? 15'e eşit. Peki ben başka bir şey biliyor muyum? Evet biliyorum. Şöyle elit bir renkle göstermek istiyorum. Şimdi şunun yarı çapı 8 değil hani. O zaman şurası ne olur? 8 olur. Ee, peki burasının tamamı kaç? 17. 17'den 8 çıkarsanız o zaman bu ne olur? 9 olur. Bu y de 9 ise o zaman x ne olur arkadaşlar? 6 olur. Y eksi x'i soruyor. 9'dan 6 çıkaralım. O zaman ne olur? 3 olacaktır. Cevabımız Bursa seçeneği. Arkadaşlar küçük bir reklam molası. Bu kampın şimdi çözdüğümüz sorulara ne farkı var gibi sorular çok alıyorum. Arkadaşlar bu kamp direkt ÖSYM sorularına odaklı. Tamam mı? Piyasadaki tüm ÖSYM soruları taranarak hazırlanmış bir kamp. Burada YouTube'da çözdüğümüz sorulardan farklı. 2x videomuzda izleyebiliyorsunuz. Bakın sisteminizi bir kez daha gösteriyorum. Böyle öğren sayfanıza geliyorsunuz. Burada pdf'niz var bakın. Cebir'in pdf'si bitti. Problemlerde tam sonra olasılığı verdik. Böyle bir kamp arkadaşlar. Maddi imkanınız yok ise iki arkadaşınız bir araya gelip katılabilirsiniz arkadaşlar. Bu bir haktır. Ben hakkımı helal ediyorum. Ama bu kampı kaçırmayın. Gönül isterdi bunu YouTube'da yapmak. Daha önce denedik. Olmadı arkadaşlar. Ne demek istediğimi umarım anlamışsınızdır. YouTube'da bu tarz kampları yapmak mümkün değil. O yüzden biz de yektumatireders.com'da yapıyoruz. Kampa da baya arkadaşınız katıldı. Ve çoğunun beklentisinin çok çok üzerinde bir kamp arkadaşlar. İnşallah devam ediyoruz. Hadi sorulara devam edelim. Arkadaşlar. ÖSYM'nin çok sevdiği bir soru tarzı çokgen ve eşkenar dörtgen. Defalarca sordu. Yine sorabilir. Çok dikkat edin. Bunların bir mantığı var. Şimdi ilk yapacağınız şey A, B, C, F eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgen olduğu için bakın buna eşitlikler önce yerleştireceksiniz. Şimdi eşitlikle çokgenin bağlantısı ne? Bakın eşitliğin bir tanesi çokgenin köşegenine geldi. Bu çokgenin köşegeni ne? Beşgen. Şimdi biz şunu biliyoruz. Düzgün bir beşgenin bütün köşegenleri birbirine eşit. Yani şu köşegenle şu köşegen hepsi birbirine ne eşit. Tamam. Şimdi ben şu köşegenin hani eşit çizgi olduğunu gördüm ya. Şimdi öyle bir şey çizeceğim ki bu eşkenar dörtgenin bir kenarıyla bağlantı kuracak. Bakın o çizeceğim çizgi F'den D olacak. Şimdi bu köşegenle şu köşegen birbirine eşit mi eşit? Neden? Çünkü ikisi de beşgenin köşegeni. Fakat bunu yaptığım zaman bakın burada süper bir üçgen oluştu. Bu ne üçgen? ikiz kenar üçgen. Bir şey vermiş. AFE E doğrusal demiş arkadaşlar. Demek ki bu da benim için önemli. Şimdi beşgenden önemli olan şey şuraların 36 olduğunu bilmek arkadaşlar. 36, 36, 108. O zaman buraya ne kaldı? 72 kaldı arkadaşlar. E burasının tamamı ne oldu? Bakın boyadığım yere çok dikkat edin. Şuraya kadar. 144 oldu. Şuraya boyadığım yere dikkat edin arkadaşlar. 144 oldu. 180'den 144'ü çıkarın. Ne yaptı? 36 yaptı. 36'yı 2'ye bölün. O zaman burası 18. Aynı şekilde o zaman burası da 18 olacak. Tamam. Şimdi şunu biliyorum ben. Ee, bu eşkenar dörtgen arkadaşlar. Tamam mı? Ve paralel kenarda olan özellik. Burayla buranın toplamı 180 olacak. 72, 36 tane ne yaptı? 108 yaptı. O zaman bakın. Hatta şöyle siyah yapacağım. Dikkat edin. Şurası şöyle dikkat edin arkadaşlar. Tam şurası kaç derece? 108. 108 tamam mı? O zaman burası ne olacak? 72 olur. Burası 72 ise o zaman eşkenar dörtgende karşılıklı açılar birbirine eşit olduğu için burası 72 olacak. 72'den 18 çıkar. O zaman burası ne olur? 54 olur. O zaman x ne olacak? 54 olacak arkadaşlar. Güzel bir soru tarzı. Klasik gibi görünebilir ama akla gelmeyince hiç klasik olmuyor arkadaşlar. Dikkat edin. Arkadaşlar sınavda karşınıza çıkabilecek çok özgün bir katı cisim sorusu. Nerede KPSS e denemelerinde olan bir soru arkadaşlar çok özenerek yazdım. Şimdi dikkat edin sorumuza bir ayrıtı şekildeki gibi 12 santimetre olan ve hacmi 2160 santimetre küp olan dikdörtgenler prizması BD köşegeni boyunca tabanına dik bir düzlemle kesilerek şekildeki gibi iki tane dik üçgen prizma elde ediliyor. Elde edilen bu iki dik üçgen prizmanın toplam yüzey alanının başlangıçtaki dikdörtgenler prizmasının yüzey alanından 600 santimetre kare fazla olduğu görülüyor. Buna göre dikdörtgenler prizmasının kesilmeden önce yüzey alanı kaç santimetre karedir? Şimdi arkadaşlar. Yüzey alanını bulmak için öncelikli olarak ne yapıyorduk? Ben bir kere şöyle dikdörtgenler prizmasının yüzey alanından size bahsetmek istiyorum. Şöyle bir çizelim. Şöyle bir tane dikdörtgen prizması çizelim. Size ben yüzey alanından bir bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar şu ayrıtı a, şu ayrıtı b olsun. Ee, başka bir de şu yan ayrıtımız var. O da C olsun. Şöyle 3 tane ayrıtını vereyim. Bunun yüzey alanı şöyle bulunuyor. Hacmi şöyle bulunuyor. Hacmi neydi? Hacim eşittir. A çarpı B çarpı C idi. Tamam. Toplam yüzey alanı ya da yüzey alanı derse e, A çarpı B iki parantezinde A çarpı B artı A çarpı C artı B çarpı C diyorduk. Tamam. Bu bunun formülü. Yani yüzey alanını böyle buluyorsunuz. E, hacmini de böyle buluyorsunuz. Şimdi burada e, şöyle bir şey var. Bunun hacmi 2160 santimetre küp diyor. Ben şimdi şu ayrıtı bilmiyorum. O ayrıtı A diyorum arkadaşlar. Bir de şurada bir ayrıtım var. Bu ayrıtıma da ben soru işareti diyeceğim. Şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız. Soru işareti olarak aklınızda kalsın. Soru işareti çarpı A çarpı 12 eşittir hacmi verecek. Hacim ne? 2160 Arkadaşlar 12 ile bunu sadeleştirirseniz soru işareti çarpı A yaptığınız zaman burası 180 geliyor. O zaman A ne oldu? 180 bölü Özür diliyorum. Ee, soru şartı ne oldu? Soru şartından bahsettik değil mi? Soru şartı ne oldu? 180 bölü A olmuş oldu. Yani şu ayrıt, şu diğer ayrıt arkadaşlar. 180 bölü A olacak. Hocam bir sadeleştirme yapalım. Beynimizde otursun. Tamam. Ee, 180 bölü A çarpı A çarpı 12. Bak A'lar gitti. 180 ile 12'yi çarpın. 2160 geliyor. Tamam. Şu anda ben bunu buldum. Peki ben bunu neden buldum? Arkadaşlar bakın. Şu dikdörtgenler prizmasına kestiğiniz zaman hani bu şekil oluşuyor ya. Burada önemli olan olay ne biliyor musunuz? Burada e, yüzey alanında artma var azalma var. Artma var. Neden? Çünkü şurada şu şekilde gördüğünüz tüm yüzeyler burada var. Ama e, fazlası da var buranın. Şu kesildiği için şu iç yüzeyle şunun arkasındaki şu iç yüzey fazlalık olarak oluştu. Ha, benim o zaman o iç yüzeyleri bulursam fazlalığında 600 olduğunu bulurum. İkisini bulmam lazım. İkisi de birbirine eşit zaten. Birini bulursam ikisini bulmuş olacağım dolayısıyla. Şöyle bir şey yapacağım ben. Ee, Öncelikli olarak burası A olduğu için arkadaşlar şurası da dik olduğu için Pisagor'dan şurası 12'nin karesi 144. A'nın karesi artı A kare. Tamam mı? Burası da neydi? 180 bölü idi. Peki arkadaşlar. Burada gördüğünüz ben özellikle şurayı sileceğim. Şimdi şuraya işimiz yok. Şimdi burada gördüğünüz e, şu iç yüzeyin alanı nasıl bulurum? 180 bölü A çarpı 144 artı a kare yapacağım. Şimdi diyeceksiniz ki, hocam buradan gelecek mi? Çarpı bir 2 yapacağım. Çünkü bir tane de burada var. Bu ikisinin toplamı kaçtı? 600'dü. 600 fazlalık oluşturdu. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. 60'a bölün 3. 60'a bölün kaç yaptı? 10. 2'ye bölün 1. 2'ye bölün 5. O zaman ne oldu burada? Ee, burada 3 bölü a çarpı 144 artı a kare eşittir 5 olmuş oldu. İşler dışlardan arkadaşlar şu a'yı da karşıya atalım. O zaman ne oldu? 3 çarpı 144 artı a kare. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bu işlemden nasıl çıkacağız? Bekle bekle. Her iki tarafın karesini alın. 9 çarpı 144 artı a kare eşittir 25 a kare. 9'u dağıtın. 9 çarpı 144 artı 9 çarpı a kare eşittir 25 a kare arkadaşlar. Şunu da atın o bir tarafa. 16 a kare eşittir 9 çarpı 144 Şimdi arkadaşlar şurada ben bir sadeleştirme daha yapacağım dikkat edin ee, 16 bölün bir 1. 1 kere a kare a kare 16 bölün 9 9 kere 9 81 81 eşittir a kare ise ana geldi arkadaşlar 9 gelmiş oldu şimdi 9'u yeni yazın 189'a bölün 20 Burası ne oldu arkadaşlar 9 oldu Şimdi ben başlangıçtaki yüzey alanını bulacağım. Dikdörtgenler prizmasının kesilmeden önceki yüzey alanı kaçtır diyor. Şöyle bulacağım arkadaşlar. 2 ee, parantezinde tek tek çarpacağım. 20 kere 9 180. 20 kere 12, 240. 9 kere 12, 108. Ee, sonra şu toplamayı yapalım. 360, 460 468 çarpı 2. 2 kere 8, 16'nın 6'sı elde var 1. 2 kere 6 12 1 daha 13 3 elde var. 1 2 kere 4, 8 1 daha 9. O zaman ne oldu? 900 bir dakika. Bir dakika. 2 kere 8 16. Hatamız mı var? Şurayı yanlış topladık. Bir dakika. E, ee, 180. 240 daha ne yaptı. E, ee, 340. 420. 528. 1056 var mı? Var. Tamam. Tamam şu toplamı yanlış yaptım arkadaşlar. Bu toplam kaç olur? 528 çarpı 2. 2 ile 528'i çarpın. Ne yapar? 1056 yapar. O zaman 1056 santimetre kare olacak arkadaşlar. O zaman cevabımız ne olacak? Edirne 1056 santimetre kare olacak. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi güncel ve gerçekten yeni nesil bir soru. İşte buralarda bu kesimleri iyi düşünmeniz gerekiyor. O yüzden hani konuyu bileceksiniz. Sonra yorum yapacaksınız olay bu arkadaşlar. Arkadaşlar analitik geometriyle ilgili güzel temel bir soru. Şimdi dikkat edelim. Burası 3y eşittir 2x olacak. Şekildeki doğrular orijinde kesişmektedir. Tamam orijinden geçiyorlar. Dik koordinat düzleminde verilen bu şekildeki ABCD dikdörtgeninin alanı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar burada bilinen bilgiyi bulacağız. O bilgiyi sonra da yeni yazacağız. Şimdi bakın bu bir dikdörtgen. Tamam. Ben şimdi şurayı biliyorum. E, şu nokta ne noktası? 0'a eksi 20 noktası. Yani o zaman şurasının uzunluğu ne kadar? 20 birim diyebilirim. Şurası 20 birim bir uzunluktadır arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde orası 20 birim olduğu için şöyle bir şeyden bahsedebiliriz. Şu noktanın ben ee, absisini mi biliyorum ordinatını mı biliyorum arkadaşlar? apsisine A diyelim. Ordinatı ne arkadaşlar? Eksi 20 mi? O zaman x'e A yazın. Y'ye eksi 20 yazın. O zaman 6 çarpı eksi 20 eşittir. Eksi 5x yapıyor. x'e ee, e de a yazdığınız zaman ne olur? Eksi 5a yapar. Buradan eksi 120 eşittir. Eksi 5a. Her iki tarafı eksi 5'e bölün. A buradan 24 geldi. Şimdi o zaman burasının apsisi ne oldu? 24 oldu. Yani bu şu demektir arkadaşlar. Şurasının uzunluğu 24. Aynı şekilde burası da 24'tür. Şimdi bu noktaya gelelim. Ben bu noktanın nesini biliyorum? Apsisini biliyor muyum? Evet apsisini biliyorum. 24. Bu sefer de ordinatını bilmiyorum. Ordinatına da B diyeyim. X'e 24, Y'ye B yazalım arkadaşlar. 3B eşittir. 2 çarpı 24 yapıyor. Bu da 48 eşittir. 3B. B buradan 16 geldi. Tamam. O zaman burası da ne kadar? 16 olacak. E aynı şekilde o zaman burası da 16. E o zaman burası komple kaç? 20-16 tane yaptı arkadaşlar. 36 yaptı. Burası kaç? 24. O zaman ne yapacağız? 36 ile 24'ü çarpacağız arkadaşlar. Şimdi sonu dörtlü bir şey diye tahmin edersiniz diye ben özellikle şıklarda da 4 koydum. 4 kere 6 24. Burası 144 yapıyor. Burası 72 yapıyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde topluyorum. 4 6 8. O zaman ne yaptı? 864 olacak cevabımız. Olay bu arkadaşlar. Nokta doğruyu sağlar diyeceksiniz burada. Noktayı hemen doğrunun üzerine yerleştireceksiniz. Bu şekilde gideceksiniz. ÖSYM bu temel kazanımı da zaman zaman soruyor. O yüzden çok dikkat edin. Hani burada şekilden korkmayın. Tek tek noktaları sağlatmaya bakın.